Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kısa bir video çekmek istedim. GoPro'nun aparatları, şu biliyorsunuz kaska yapıştırılan aparatları, düz olanı. 3 boyutlu printer ile yapılır mı? Bununla ilgili ben bir şeyler denedim. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bakın 3D printer ile yaptım. Hatta STL dosyalarını göstereyim. Şu şekilde STL dosyalar da var. Ham hali böyle. Dilimlenmiş hali bu şekilde. Bunları da bu arada ben Ultimaker 2X Plus ile yaptım. Yaptım. Hatta çift taraflı bant aldım. 3M'in çift taraflı bantını aldım. Aynı hani orijinal stickerlar gibi yaptım. Bu alt parçası görüyorsunuz. Bu üstteki parça da buraya geçmeli. Hatta somunu da buraya aynı orijinallerindeki gibi buraya Japonladım. Somunu da sabitledim. Fakat şöyle bir şey fark ettim. Orijinal parçalarında veya çakma veya işte bu aparatların kendilerinde parlak böyle bir zemin olduğu için biraz da böyle o parlak zemin kaygan olduğu için çok daha rahat hareket ediyorlar. Fakat bu 3D printer'dan yaptığınız yüzey, ben şimdi top PLA filament kullandım. Belki de normal PLA filament kullansam yüzey kaygan olurdu. Top PLA filament kullandığım için veya PETG veya ABS gibi bir şey kullanırsınız da büyük ihtimal aynı sorun olacak. Bunlar böyle şu anda kaygan değil. Biraz böyle birbirlerinin üstünde hareket ederken kaymıyorlar. Biraz böyle zımpara etkisi görüyor ikisi de birbirinin üstünde. O yüzden girip çıkarken çok çok zor girip çıkıyor. İkincisi %100 dolu yapmama rağmen bu bölümünü top PLA ile yapmama rağmen yani PETG ile aynı dereceye yani ABS kadar dayanıklı PETG kadar dayanıklı. Sıcaklık olarak ABS kadar tek dayanıklı değil. Fakat ben bir tane daha bu modelden yaptım. Hatta destekli yapmışım. O desteği çıkartırken neden ben video çekerken böyle aynı şeyleri söylüyorum veya takılıyorum bilmiyorum. Normalde gerçek hayatta böyle video çekerken hala da alışamadım. Böyle bir dilim falan şey yapıyor. Hata yapıyorum. 800 tane video olmuş. 750 tane abone oldu. Hala da böyle alışamadım nedense. Kamerayla konuşurken böyle oluyor sadece. Neyse. Fakat dediğim gibi bunun bir tanesini yaptım. Daha desteklerini çıkartmaya çalışırken buradan kırıldı. Yani burası çok zayıf oluyor. Bir bunu söyleyeyim. Bunu yapacaksanız ABS ile denemedim ama ABS ile de aynı sonuç olur. Burası buradaki yer çok zayıf oluyor. İki çok güçlü 3M'in işte bantını aldım. Bu çift taraflı bant. Hani aynı orijinalindeki gibi bantladım. Denedim. Masayı falan sabitledim. Fakat burası çok sağlam, güzel yapışıyor. Fakat bu sefer buradaki yer çok yani 3D printer'ın bu yüzeyin mont aparatının altındaki 3D printer yüzeyi çok böyle pürüzsüz, düzgün olmadığı için hani yani sonuçta katman katman yapıyor ve çok boşlukta var. Demek istediğimi anlamışsınız umarım. Katman katman mikron hassasiyetinde yaptığı için ufak tefek böyle çok çok dümdüz bir yüzey değil orası. O yüzden de burası çok iyi yapışıyor. Bu sefer bu yapıştırdığınız yerde burası kalıyor. Bu sefer buradaki yer ayrılıyor. Bu plastik parça ayrılıyor. O yüzden çok fazla sağlıklı ve stabil olmuyor. Zaten şimdi artık eskiden bu aparatlar her yerde herkes alıyordu bunlardan 10 tane 20 tane. Fakat şu anda fiyatlarına baktım. Bunların fiyatları bile uçmuş. Çok çok fiyatları uçmuş. Ben ne yapıyorum? Ben veya artık genelde zaten herkes vantuzlu aparatlardan alıyorlar. Vantuzlu aparattan aldım ben. Bende şu anda iki tane var. Cam ya da böyle her yere vantuzlu aparatlar sabitleniyor. Hatta onun kanalımda benim incelemesi var. Geçen yıl bu zamanlarda çekmiştim. Aksiyon kamerasını ve GoPro'nuzu istediğiniz yere sabitleyebilirsiniz de. Vantuzlu da takıyorsunuz, bastırıyorsunuz ve istediğiniz yerde o kalıyor ve anında soktak ve her açısını ayarlayabiliyorsunuz. Hani yukarı aşağı falan. O yüzden öyle bir aparat almanızı tavsiye ederim. Hani böyle bir aparatlardan almak yerine. Çünkü bu aparatları bir kere yapıştırdığınız zaman özellikle orijinallerini veya işte diğer muadillerini aldığınız zaman bir kere yapıştırdığınız zaman bu bantlar bir daha yapışmıyor. Çok iyi ayarlamanız lazım. O yerde iz yapıyor. Arabaya falan yapıştırırsanız dışına boyasına falan zarar veriyor. Ve bu aparatlar çok böyle kullanışlı falan değil artık. O yüzden vantuzlu aparatlar var. Cam olan yerler özellikle çok iyi yapışıyor. Zaten arabalarda veya evlerde veya her yerde bir tane cam var ve kamera açısından çok güzel bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. O yüzden böyle bir aparat alacağınıza veya böyle bir aparat yapmaya uğraşacağınıza ben size kesinlikle o vantuzlu aparattan almanızı tavsiye ederim. En azından kafanız rahat olur. İstediğiniz yere yapıştırırsınız ve hani yükseklik ayarı, sağ sol ayarı ve açı ayarı hatta araba videosu çekenler bile o vantuzlu aparatları kullanıyorlar. Ön cama, işte yan cama falan sabitleyip onu uzatıp çok güzel bir şekilde açısını ayarlayabilirsiniz. Bu aparatlar dediğim gibi yapıştırdığınız yerde kalıyor. Çok pahalı. Bant çok zor sökülüyor. Zaman iz yapıyor. Tek başına yeterli olmuyor. Fiyatı yüksek. Daha farklı parçalar almanız lazım.
bağladığınız yere bu sefer kenara köşeye koyduğunuz zaman, bu sefer parçaları uzattığınız zaman, uzatan parçaları bağladığınız zaman, bunu köşeye falan koyduğunuz zaman o parçalar bu sefer köşede olduğu için parçaları koyamıyorsunuz falan, birçok sorunlar oluyor. O yüzden böyle bir şey alacağınıza veya yapacağınıza o vantuzlu aparattan almanızı tavsiye ederim. Kafanız rahat olur. Ben o şekilde yapıyorum. Vantuzlu aparatlar veya artık işte göğüs aparatı var, göğsüme takıyorum, veya işte kafa aparatı var, kafama takıyorum, veya çanta aparatı var, kıskaçlı aparat var, işte çantanın kollarına falan takabiliyorum. O şekilde veya arabaya sabitliyorum o vantuzlu aparatlarla, o şekilde videoları çekiyorum. Eğer masada da video çekeceksen, mini tripod yaptım 3 boyutlu yazıcıyla. Onu da belki de ilerleyen günlerde videosunu çekerim. O mini tripodu da buraya kuruyorum. GoPro'yu da böyle mini tripoda sabitliyorum bu şekilde. Ve artık GoPro'yu da böyle bu şekilde, böyle burada çalışırken, bir şeyler yaparken falan böyle videoları çekiyorum. Time lapse çekerken de dediğim gibi vantuz aparatı odamın camına veya sağ aynanın camına sabitleyip o şekilde yapıyorum. Yani uğraşmak isteyenler yine de uğraşabilir. 3 boyutlu printer ile yapılabilir. Ha, iş görmüyor mu? İş görür. Mesela evde mevde odanızda mesela yapabilirsiniz. Bu arada çok az, 21 gram tutuyor bunlar. Yani 3D printer ile bir tane filament alıp dünya kadar bunlarla yapabilirsiniz. 2 tane bundan alsanız bir filament parası kadar zaten. Mesela odanızda mesela bir yer vardır. Mesela şuraya sabitlersiniz. Bu burada hep kalır. Hep kamerayı oraya sabitlersiniz veya duvara sabitlersiniz veya böyle evde mevde odada böyle çok böyle gözükmeyen, sürekli orada sabit kalsa da olabilecek yerleri bunlardan 3 boyutlu printer ile yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi böyle araba, motosiklet, çarçuk yerlerde, kasklarda falan bir sürü sonra olmuyor bunlar. Ya vantuzlu aparat ya da işte direkt kaskı daha farklı yöntemlerle sabitliyorlar. Ya da dediğim gibi vantuzlu aparatlar. Böyle. Şu çizimi de göstereyim tekrardan. Bu arada bunu hazır internette bulabilirsiniz. Bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, sorularınız varsa Instagram'dan ve yorumlardan yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.